كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Biz çoluk çocuğu bu işlerden çekmeye çalışıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz Müslüman yaşasın, Müslüman ölsün diye uğraşıyoruz. Ama kardeşim, gavur bir şekilde başarıyor. Bir çizgi filmde, bir filmde bilmem neyle başarıyor. Arkadaş, bu memlekette Pokemon diye bir çizgi film vardı. Çoğunuz bilirsiniz yani. Ne vardı orada? Pikachu. Sen nereden biliyorsun? Niye nereden biliyorum? Çocuğun bir tanesi ben Pikachu'yum diye 5. kattan aşağı atlamış. Küçücük çocuk ya. Televizyonda görüyor. Diyor ki ben Pikachu'yum diyor. Kendini 5. kattan aşağı atıyor. Hani havada uçacağını falan zannetmiş. Evet. Ve aynısı yine çocuğun bir tanesi kendini örümcek adam zannetmiş. Daldan dala zıplıyormuş. Ne oluyor işte? Böyle böyle Müslüman çocuklarını dinden, imandan, İslam'dan uzaklaştırdılar. Biz de izin verdik. Çocuktur, çizgi filmdir, hiç olmaz. Çok fazla gözlemiyoruz. Sen de çok sert konuşuyorsun. Çocuklar izlemesin mi? Ya izlemesin demedik kardeşim. Efendi gibi şey izletin be. Allah Allah. Pepe izlesin. Ne yapayım şimdi yani? Çizgi film adı mı söyleyeceğim burada? Saçma sapan gavur çizgi film. Bak arkadaş. En hafifi çizgi filmde el kadar çocuk diyor ki Tanrı diyor. Evet. Tanrı seni korusun. Tanrı seni kutsasın. İşte babamız İsa diyor. Anamız Meryem diyor. Küçük çizgi filmde diyor kardeşim. Adamlar aralara yerleşiyor, subliminali veriyorlar. Bak bugün bu ülkede kardeşim popüler diziler, popüler filmler üf izleyen izleyene. Netflix'te bir musibet var. Adam bir dizi çıkartıyor. Yıkılıyor ortalık. Ya dizi nedir? Diziye bakıyorsun. Aşk 101 diye dizi çıkarmış. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Lise öğrencileri okulda ana avrat dümdüz küfür kıyamet cinsellik sevişme sahneleri Netflix'te en popüler ne? Bu dizi. Yeni bir şey çıkmış. Squid Game midir nedir? Ne diyorlar? Dünyada bir numara trend. Çoluğun çocuğun ağzına düşmüş. Squid Game. Ne var dizide filmde? İşte fakir fukaraları bir adaya topluyorlar. Siz çok fakirsiniz. Para kazanmak ister misiniz? Gelin bu adaya yarışın kazanana bilmem ne 200 milyar 300 milyar para her neyse. Tamam mı tamam? Oyundan ne? Kımıldarsan ölürsün. Bilmem ne yaparsan ölürsün. Arkadaş diziden bana ne? Ben burada film eleştirmeni yapmıyorum. Ama hemen sosyal medyada bununla alakalı akımlar oluşmuş. Hemen çoluk çocuk bununla alakalı videolar çekmeye başlamış. Arkadaş Mavi Balina diye bir oyun vardı. Mavi Balina. Oyunun sonunda karakter sana diyordu ki kendini öldür. Türkiye'de onlarca çocuk kendini binadan aşağı attı. Haberin var mı? Mavi Balina diye bir oyun ya. Bununla alakalı eskiden de çok sohbet yaptık. Bak bak. Diyor ki işte faça çiz diyor koluna. Bilmem bir yerini kanat. Karakter söylüyor sana ve çok şey yapmış. Jiletle diyor koluna diyor adını kazıyacaksın. Ve yapıyorlar. Dedik ya finalinde de sen diyor kendini öldür diyor. Talimat veriyor. Ve çoğu kişi de bununla alakalı bir sürü video var. Açın bakın kardeşim uydurmuyoruz. Şimdi Squid Game ne yapıyor? Oyunda bunu yaparsan ölürsün. Bunu yaparsan ölürsün. 500 kişi bir yere topluyorlar. Kurtulan kaç kişi var? Bir kişi. Millet ne yapıyor? Biz de bunun aynısını yapalım. Onun karakterlerine bürünelim. Biz de oyun oynayalım. Arkadaşlar yapılmıyor mu arkadaşlar? Yapılıyor. Herkes ne yapıyor? Survivor bilmem ne yapalım. Pazarcılar ya. Koca koca adamlar pazarın ortasında şey yapmışlar. Tahtaları mahtaları sermişler. Survivor yapıyoruz. Ah. Bizim millet işsiz. Nerede pis iş var? Nerede Allah Celle Celaluhu'nun razı olmadığı iş var? Bizim millet o işlerde arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın yani. Biz Allah için uyuyoruz. Bana ne diziden filmden ya? Ya gavur memleketlerinde oynasın. Bakın bu dizi 2009'da senaryosu sunulmuş. Millet demiş ki böyle saçma sapan bir şey olmaz. Biz bunu nasıl yayınlayalım demişler. Ama gel gör ki aradan 11 sene 12 sene geçiyor. Diyorlar ki biz bunu yayınlayalım. Nasıl sazanlar var izler. Dünyada bir numara. Sürekli birileri ölüyor. Birilerin ölmesi, birilerinin para için birbirini öldürmesi, arkasından kuyusunu kazması bu memlekette trend oluyor arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bir daha söylüyorum. Şu ülkenin trendlerinde
Allah Celle Celal'in razı olmadığı ne kadar iş varsa onlar var. Dedik ya, bir kere de görelim ya. Şu YouTube'un trendlerinde bir kere de görelim, bir namaz, bir abdest görelim be kardeşim ya. Bizde tam tersi. Sapıklık, cinsellik, artı 18, artı 21. Yani ibarenin sonuna artı 18 koyunca 18 gelmiyor. 7'den başlıyor 77'ye kadar. Evet. Ya mesela bak, bazen böyle ağır sohbetler yapıyoruz. İçinde böyle işte cehennem azabıyla alakalı. Ağır yani, çoluğun çocuğun bünyesinin kaldıramayacağı şeyler. Artı 18 koyuyorum. Hani benim artı 18 içine porno koyacak halim yok. Mübarek adam yani. Artı 18 deyince hani dehşet, korku. Buna da artı 18 deniyor. Mübarek yorum yazmış. Hocam 13 yaşındayım, izledim. Haa yapmış bir de. Oğlum manyak mısın sen? Allah Allah. Tamam izledin de niye yazıyorsun yani? 13 yaşındayım, izledim. Ne yapayım, sana çıkışta plaket mi takacağım ben? Aferin, tebrik ederim seni. 18 koyduk ama bunu izleyen ilk 13 yaşındaki çocuk olarak seni tebrik ederim. Haftaya gel, sohbeti sen anlat. Allah Allah. Mübarekler. Çoluğumuza, çocuğumuza, hanımımıza, annemize, babamıza sahip çıkacağız. Demedi demeyin. Demedi demeyin. Estaizu billahi, bismillah. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nasu vel hicara. Allah Allah. Cehennemin yakıtı taşlar insanlar. Allah Celle Celal koru diyor, koru. Kendini koru, aileni koru. Oraya girersen kardeşim sıkıntı. Allah razı olsun, ikaz ediyoruz. Bu boş işlerden uzak durun be kardeşim ya. Ne gerek var? Otur evinde ya. Hiçbir şey yapmıyor. Televizyon izleme ya. Allah Allah. Otur ya, hanımınla vakit geçir. Çocuğunla vakit geçir ya. Geçen gün Instagram, Facebook, şey, WhatsApp çöktü. Adam diyor ki karımı yüzünü ilk defa gördüm diyor. Allah Allah diyor, bizim karı sakal bırakmış. Tövbe estağfurullah. Oğlum manyak mısınız siz ya? Ya bak, böyle çok mesaj geldi. Seneler sonra diyor ilk defa ailecek oturduk. Seneler sonra. Seneler sonra ilk defa diyor birbirimizin yüzüne baktık. Ve illa ki Instagram mı çökecek arkadaş, biz ailecek bir şey yapmak için daha. Arkadaşlar sıkıntı bu işler. Allah için ikaz ediyoruz, kendimize gelelim. Yoksa Allah Celle kendimize getirir. Ne yapar biliyor musunuz? Ne oldu koronadan önce? Kimse evinde adam gibi oturmuyordu. Herkes sağda solda sürtüyordu. Ne oldu? Rabbim Celle Celaluhu herkesi evine tıktı değil mi? Evet. İnşallah buraları anladınız.